Markaj ekibi birlikteliğimiz devam ediyor sevgili seyirciler. Bursa Spor Teknik Direktörü Sayın Mustafa Er, stüdyo konuğumuz. Programın ilk yarısını tamamladık. Şimdi ikinci yarısında Sayın Mustafa Er'e sorularımızı yönelteceğiz. Hocam, çok keyifli gidiyor program benim açımdan en azından. Ben istediğim yanıtların hepsini çok güzel alıyorum. Ali Akman konusu var. Ali Akman ayrıldı. Milli takım kampında sözleşmeyi imzaladı. Ondan sonra da gitti. Ali Akman sürecinde neler oldu? Ali Akman niye kadro dışı bırakıldı? Ali Akman niye gitti? Ali Akman kampta gayet güzel çalışıyordu. Bir anda ne oldu? Antalya kampından da 15 gün sonra çocuk ortadan kayboldu bir anda. Şöyle, ki sizin çok güvendiğiniz bir isimdi. Hem dışarıda hem içeride. Yani Ali ile alakalı ben bugüne kadar zaten hiç yorum yapmadım. Hı hı. Hiç konuşmadım. Yönetimimiz onunla alakalı çok uğraştı. Yani bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Mukavelesini uzatma anlamında. Sezon başından itibaren ki başkan zaten biliyorsunuz bu konuda ben kendisi sürekli görüşme halindeydi. Sürekli görüştü. Maalesef onlar imza olayına sıcak bakmadılar. Biz ona rağmen bunu hiçbir şekilde problem yapmadık. Sürekli zaten ondan faydalanmaya çalıştık. Ben ama bir şekilde uzatacağını tahmin ediyordum ki söylemlerimde hep öyle. Evet, yani evet. Ben bir şekilde bu işin orta yol bulunacağını, Ali'nin mukaleyi imzalayacağını ki yani yönetimimiz zaten ona imzala derken yani mukalesini iyileştirip sezon sonu itibariyle de bir çıkış maddesi zaten koyacaklardı. Bir makul bir bedelle, serbest kalma bedeli ve istediği kulübe yine gidebilirdi normal şartlarda. Yani belki 1 milyon veya 1,5 milyon yani çok afaki rakamlar olmamakla beraber altına bir ibare koyup bu şekilde çıkış maddesi de koyacaklardı ona. Onu da kabul etmedi maalesef. Anlaştıktan sonra en büyük infial zaten o paylaşımından sonra oldu. Yani paylaşmasını ben de çok normal karşılamıyorum. Yani bizim tarzımızdaki camialarda özellikle bunun artçıları eksileri çok fazla olur. Hı hı. Ondan sonraki süreçte zaten ciddi anlamda bir infial oldu. Ondan sonraki süreçte siz konuştunuz mu Ali ile? Paylaşımdan sonra hiç konuşmadım. Hiç konuşmadınız paylaşımdan sonra? Hiç konuşmadım, görmedim de zaten. Tesise gelmiş, eşyalarını almış ertesi gün. Ki polis eşliğinde gelmiş. Biz antrenmandayken geldi, bilmiyorum ben. Geldi, eşyalarını arkadaşlarıyla da bizimle de kimseyle görüşmedi. Ben hiç o günden sonra, paylaşımından sonra, o gün biz sabah antrenman yaptık. O sonra o paylaşımı yapmış. İşte kadro dışı kaldı. Ondan sonra ben hiç görüşmedim kendisiyle. Giderken sizi aramadı mı? Yok, görüşmedik biz kendisiyle. Tesise geldi, biz görüşmedik. Yok, mesela Almanya'ya giderken falan, hocam benim üzerimde bir emeğiniz var, bir vedalaşma, bir telefon falan olmadı mı? Bizim en son Giresun maçında, maçtayken galiba beni aramış. Hani Giresun'dayken, biz oteldeyken. Orada da ben bir şeyler oldu, bir daha görüşmedik yani. Telefon benim yanımda değildi. Sonra ben de dönmedim. Bir daha o beni bir kere aramış Giresun'dayken. Maç saati zaten olduğunu bilmiyor mu? Giresun'dayken, oteldeyken beni aradı. Ya benim üzüldüğüm tesise gelip bütün arkadaşlarla bizimleri eşyalarını toplamış. Çok önemli değil. Ben sadece ki veda mesajı da yayınladı. Yani ne arkadaşlarına ne bize kulübe hiç kimseye teşekkür de etmedi. Yani ben açıkçası bu konuyla alakalı tekrar söyleyeyim. Ben hiç konuşmadım bugüne kadar. Ali için, Bursa Spor için en hayırlısını istiyorsun. Ali neyi hak ediyorsa onu yaşasın bir defa. Yani neyi hak ediyorsa gerçekten onu yaşasın. Çünkü bu kulüpte yetişti. Bu kulübe 6 yıl hizmet etti. Bu kulüp onu bir yerlere getirdi. Bu kulüp tüm oyuncuları, bizler hepimiz bir yerlere bu kulüp sayesinde geldik. Yani bu kulüpte çok ciddi anlamda maddi sıkıntılar olduğunu kendisi de biliyordu. Yani bu konuda bence kulüp için, ben o yüzden diyordum hep zaten Ali kesinlikle bir orta yol bulunup imza atacaktır diye düşünüyordum ben. Yani bu kulübe 1-1,5 milyon euro kazandırabilirdi. Çok rahatlıkla kazandırabilirdi ki zaten oynayacaktı, sezonu bitirecekti. Daha sağlıklı bir şekilde gidecekti. Kulüp ona zaten o ibareyi açık bırakıp 5 milyon 10 milyon euro bonservis talebinde bulunmadı kulüp ondan. Ama o paylaşımından sonra çünkü şu olacaktı. Her maç biz Ali devam etse burada sosyal medyayı biliyorsunuz yani. Ali'nin Esamen Lisesi'nde ismi göründüğü an farklı şeyler olacaktı. Ali ayağının altından topu kaçıracaktı, infial olacaktı. Ali bir gol kaçıracaktı, infial olacaktı. Yani o süreç bize o dakikadan itibaren zarar verecekti ve Ali eski Ali olmayacaktı. Yani sahada çünkü o da bu süreci yönetiyor. 18 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz evet. Yani. Herkes hakaretler, bini bin para yani sosyal medyada. Bu çocuk bu süreci nasıl yönetecek? Nasıl yönetecek yani? Bir gol kaçıracak, neler söylenecek? Yani o paylaşım maalesef ipleri kopardı, kopmak zorunda bıraktı. Dediğim gibi ben
gönlüm şunu isterdi benden, Ali'nin bu kulüple mukalesini uzatmasını. Bu kulübe de minimum 10-15 milyon TL gibi bir para kazandırmasını. Minimum. Çünkü bunu şu an, yani ben size soruyorum, siz cevaplayın. Yani Bundesliga takımına gitti. Bundesliga takımını onu Tombala'dan mı çekip aldı? Ben size soruyorum şimdi. Tabii. Olur. Yani şimdi Bundesliga takımı Frankfurt değil de Ali'ye şu, bugün lig bitti. 1 milyon euro. Bırakın Avrupa'yı. Süper Lig'de. 18 takım, 21 takım, 21'inde verir mi vermez mi 1 milyon euro Ali'ye? Kendin zaten oraya ibare de koy. Nereye istiyorsan ben giderim diye. Kulübünü sen seç zaten. Sana 1 milyon euroyu şu an tüm Anadolu kulüpleri bile verir. Hani bu kulüp, gözü kapalı verir. Bursaspor kulübünde kalmayacaksan. Gözü kapalı verir. Süper Lig'deki hatta TFF 1. Lig'deki takımlar bile verir. Verir. Değerli bir oyuncu. Verir. Yani bunu Bursaspor kulübüne kazandırmak bu kadar mı zordu yani? Bu kadar maddi imkansızlıklar varken, bu kadar 1 milyon TL'nin bile önemli olduğu bir noktada hani... 10 milyon TL ya. 10 milyon TL. Evet. Bu çok mu zordu yani? Ben sadece bu soruyu soruyorum. Bu parayı sana herkes verir. Ve sen Haziran ayında gitmek istiyorsan ve yine her yere gidersin. Her yere yine gidersin. Kulübünü ki sen seç. 1 milyon euroyu sana herkes verir. Ama maalesef o diğer yolu seçti. Tabii ben burada Ali'yi de... Ali çocuk. Yani Ali 18 yaşında. Ali'yi yönlendirenlere bakmak lazım. Yön verenlere bakmak lazım. Değer miydi diyorum ben. Yani... 10 milyon için değer miydi yani? Ali Bursalı, Ali Bursasporlu. Futbolda yarın ne olacağı belli mi? Tabii ki. Ben size soruyorum. 18 tabii. Yaşında önünde minimum 15 yıllık bir futbol hayatı var. Evet. Yarın öbür gün ne olacağı belli değil. Futbolda hiçbirimiz bilemeyiz ne olacağını. Belki buraya dönmen gerekecek. Ama muhakkak bu karnesi önüne çıkacak. Belki futbol bitecek. Şunu söyleyeyim, Allah göstermesin. Biz şunu söylüyoruz hep. Sizin ekibinize yer alıyor Serdar Kurtuluş. A milli takıma gideceği konuşulduğu dönemde futbol hayatı bitti. 29 yaşında. 29 yaşında. Futbol hayatı bitti. Evet. Ama ne oldu? Biz çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, karakter 10 numara. Gel dedik beraber. Bak evet. Bursaspor bünyesinde çalışıyor evet. Şu anda. İnşallah ileride bu işi tek başına da yapar. İyi yerlere de gelir. O potansiyeli de var, o karakteri de var. Hı hı. Ya herkesin kim ne yapıyorsa önüne çıkıyor. Yani bence futboldan sonrası da var. Futbolda inişler çıkışlar yaşayabilir. Buraya dönmek zorunda kalabilir. Antrenör olarak buraya dönebilir. Yani bence değmezdi. Evet. Bence değmezdi ama diyorum ya böyle bir yol çizdi kendine. Yapacak bir şey yok. Biz devam ettik. Ben o gün de söyleyeyim. Biz devam edeceğiz. Batuhan Kör Göztepe maçında 4 gol attı. Evet. Hepimiz sansasyonel bir başarıya imza attı. Öncesinde 2 gol Samsun. Öncesinde 2 gol beş var. 5 günde 6 gol attı. Gol. Yani doğal olarak dünyanın her yerinde o oyuncu manşetlere çıkar. Evet. 18-19 yaşında bir delikanlıysa bir de bunu yapan. İlk sezonunda bunu başarabiliyor ve bir alt ligden bir üst ligdeki takıma siz 4 gol atıyorsunuz. Ve formda o zaman içinde formda bir takıma da bunu atıyorsunuz. Kesinlikle. Sonrasında gerçi takımın hala en skorer oyuncusu olmasına rağmen lig ve kupada 11 golü var Batuhan'ın. Ondan sonra bir düşüş yaşadı. Bu da evet. Gayet normal. Fakat son 3 maçta ikisinde birinde oynamadı, birinde kadroya girmedi. Bu haftada ikinci yarıda devre arasında oyuna girdi. Ne oldu? Sakatlığı mı var? Yok, sakatlığı yok. Bir önceki hafta sakatlığı vardı. Yani tamam. Eskişehir maçından önceki haftada da sakatlığı vardı. Tamam. Ayağımda bir problem vardı. İstanbulspor maçı mıydı? Evet. İstanbulspor maçında. Döndükten sonra Eskişehir maçında da biz kadroya almadık. Tamam. Oraya performansla alakalıydı. Hı-hı. Bu hafta da sonradan. Batuhan'la ben kendim en az 4-5 kere konuştum. Bunu açık yürekle söyleyeyim. Batuhan çok iyi bir oyuncu bir defa. Ben de çok beğeniyorum. Çok çok iyi yerlere de gelecek. Evet. Çok çok iyi yerlere de gelecek. Ama süreç içerisinde biz oyuncularımızda zaten birçoğunda bu problemi yaşadık. Yani o mental eşik maalesef oyuncuları bir yerden bir yere getirdiği noktada işte orada biraz daha sakin kalıp ayakların yere basması gerekiyor. Hı-hı. Batuhan bu anlamda tabii ki dediğiniz gibi yani Samsun'a 2 gol, Göztepe'ye 4 gol. Ciddi bir ivmelenme, ciddi bir yükseliş. Bu süreci biraz evet yönetemedi. Yani bu süreçle alakalı biraz geride kaldı. Yani daha soğukkanlı olup, daha ayaklarını yere basıp daha fazla çalışması gereken bir süreçti. Hepsi için aslında aynı şey geçerli. Biz onu da devam da ettik, ısrar da ettik aslında. Yani devam eden süreçte onunla çok ısrar ettik. O süreçte sadece bir Bolu maçında sonradan oyuna dahil ettik onu. Evet. Bir de Akhisar değil. Bir maçta
Oyunu alıp hatta oyundan aldık 90. Bandırma maçı. Bandırma maçı. Yani iki maç, sadece iki maç sonradan dahil oldu. Tüm maçlarda oynadı. Ve en son dediğiniz iki maçta da birinde sakatlıktan dolayı, birinde performanstan dolayı kadroyu almadık. Maalesef uzun sürdü süreç. Ben de katılıyorum buna. Yani ondaki bu form düşüklüğü uzun sürdü. Bu ona bence çok iyi bir ders olmuştur diye düşünüyorum ben. Yani çok iyi bir ders olmuştur. Yani o anlamda kendilerine bakmaları gerekiyor. Hepsinin kendisine bakması gerekiyor. Ama Batuhan Bursaspor için de çok değerli bir oyuncu. Çok çok iyi yerlere de gelecek bir oyuncu diyebilirim ben. Hocam, Bolu maçında bir ayetli Bolu maçı öncesi deplasmana giderken 5 oyuncunuz ayetli bir paylaşımda bulundu. İşte bir yönetime göndermeydi. O şekilde bir. Sonrasında Türkiye'yi sarsan ana haber bültenlerine konu olan, yani Bursaspor işte küme düşmesiyle ana haber bültenlerine konu oldu. Şampiyon olmasıyla ana haber bültenlerine konu oldu. İşte Pablo'nun vedasıyla ve o gösteriyle ana haber bültenlerine konu oldu. Bir de bu olayla. Bildiri olayı. Bu bildiri öncesinde sizin haberiniz var mıydı? Vardı. 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 Ne oldu peki? Ya ne oldu? Şimdi devam eden bir süreç var. Tabii ki kimse istemiyordu bunun gerçekleşmesini. Ancak ben artık oyuncuları sahasında tutamıyordum. Yani hep bir beklenti var, verilen sözler var. Oyuncular hep bunlara istinaden birçok maçta oyun içerisinde konsantrasyonları dağıldığı için biz zaten birçok maçta bunu yaşadık. Yani paranın, yani maddiyat, evet, önemli. Oyuncular verilen sözlere baktı sürekli. Verilen sözlere baktı süreçte. Tabii ki kulübün bulunduğu durum itibariyle kulübün zor durumda olduğunu hepimiz biliyorduk. Ama artık benim de oyuncuları sahasında tutmam mümkün olmayan bir ortama geldi. Artık bu skorlara da yansımaya başladı. Bizim de artık orada olmamız bir ifade etmeyecekti. Çünkü düzeltemiyoruz. Bazı şeyler düzelmiyor. Oyuncular da yani ya idmana çıkmamak gibi. Ama ben idmana çıkmamayı da artık, yani çünkü o da kulübü çok rencide edici bir durum. Yani onu da çok ben sağlıklı bulmuyorum. Ama artık oyuncu grubu da bir şey yapmayı hep beraber, oyuncuların tamamen hep beraber aldıkları bir karardı. Ve ben de bu kararda oyuncuların yanında olmak zorundayım. Yani ben oyuncularla, çünkü biz çok ciddi bir kader birliği yaptık. Onların ben bugüne kadar, çünkü onlar da çok ciddi fedakarlıklar yaptılar. Maddi manevi çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Ve benim de bu ortamda onların yanında olmam gerekiyordu. Böyle bir paylaşım yapacaklarını ben zaten o maçı bitirdikten sonra gördüm ben o yazıyı. Maçı bitirdikten sonra gördüm. Sonra da o gece yarısı o paylaşımı yaptılar. Ama ben onların dedim, yani burada ben sizinle beraberim dedim. Tabii ki hoş bir durum değil, kulüp için değil en azından. Ama onların o güne kadar getirdikleri, yani Bandırma maçı, zaten Bandırma'dan sonra biz Samsun, işte İstanbulspor son 4-5 haftaya girilmişti. Yani çok ciddi bir süreç atlatıldı. Çok ciddi bir süreç atlatıldı. Benim de onların yanında olmam gerekiyordu bu süreçte. Ben de onların yanında oldum. Anladım. Peki, kader birliği yapıyorsunuz oyuncunuzla, ekibinizle. Bir de yönetim kısmı var. Yönetimde görüş ayrılığı, fikir birliğine vardığınız dönemler oldu mu? Ya şöyle söyleyeyim, yönetim de iyi niyetiyle çalıştı bugüne kadar. Şimdi onu da teslim etmek lazım ama özellikle maddi imkansızlıklar herkesin elini kolunu bağladı. Maalesef bağladı. Ben buna şöyle bakıyorum. Tabii mesela geçen sene çok ciddi katkılar sağlanmış kulübe şehir tarafından. Çok ciddi gelirler elde edilmiş. Tabii Mart ayında pandemi süreci başladı. Geçen senenin sonuna denk geldi bu. Bu sene pandeminin de ben çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani dünya ekonomisini etkiledi, kulüplerin ekonomilerini etkiledi. Şehirde herkes, sanayiciler, büyük esnaf, belki birçok kişi kepenk kapattı. Yani biz hep şehrin, çünkü takımımızın maliyeti çok fazla değil. Takımımızdaki maliyetler düşük aslında. Yani biz onları en azından bir nebze karşılayabilseydik, yönetim maddi anlamda kaynak yaratmak için çok uğraştı. Maddi anlamda kaynak yaratabilmek çok uğraştı. Maalesef o kaynağı yaratamadı. O kaynak da şehirden de gelmedi. Öyle olunca da maddi imkansızlıklar aslında, en azından belirli bir bütçeler ödenebilseydi, primler zamanında ödenebilseydi belki çok daha sağlıklı bir şekilde gidebilirdik diye düşünüyorum ben. Yönetimle beraber, başkanla beraber sürekli bunları zaten istişare ettik. Yani en azından bir kaynak bulunsa en azından 2-3 ayda bir, hani can suyu diyebileceğimiz bir tabirle bazı ödemeler yapılabilseydi. Onun haricinde zaten biz tamamen takımlayız. Yani benim yönetimle ayrı düşebileceğim veya ayrı olabileceğim bir nokta yok. Ben hep söylüyorum, bizim işimiz saha. Biz sahaya bakıyoruz. Ben hep diyorum, özüce bizim alanımız. Yönetimin alanı, dışarıdaki etkenler, dış etkenler, onlarla beraber. Onun haricinde öyle çok ciddi anlamda fikir ayrılıklarımız olmadı.
Vefa sakatlandı sezon başında çapraz. Evet. Aynı sakatlık İsmail de meydana geldi. İkisi Vefa artık oynamaya başladı. İsmail'de acil şifalar diliyoruz. Evet. İsmail'in adı çok fazla Galatasaray'da anıldı bu sene. Siz de, evet. Sizin de kulağınıza gelmiştir. Evet. Yani sosyal medyayı takip ediyorsunuz, gazeteleri okuyorsunuz, ulusal, yerel vesaire hepsini, internet sitelerini. İsmail gitti, Galatasaray'ın kulüp doktoruna ameliyat oldu. Şimdi siz olsanız ne düşünürsünüz? Yani o tercihi İsmail yaptı. Evet. Kulüp ben de bildiğim için kulüp ona burada, çünkü bu sene Vefa, onun önceki seneler Ramazan da ameliyat olmuştu çaprazba. Buradaki sağlık ekibi ve doktorlar tarafından olması telkininde bulunuldu. İsmail de baştan buna evet olumlu yaklaşmıştı ve daha sonra işte İstanbul'da ameliyat olmaya karar verdi. Başkanımız da bunu onayladı ve İstanbul'da ameliyat oldu. Yani bunun tabii ki dedikoduları, İsmail şu an futbol piyasasında sadece Galatasaray değil birçok kulübün radarında olan bir oyuncu. Gayet normal. Çok gayet radarında normal. Ki çok da normal dediğiniz gibi önünde çok açık zaten. Talihsiz bir sakatlık. Yani İsmail'inki pozisyonla alakalı bir sakatlık. Evet. Biliyorsunuz direkt dizi. Tabii. Biz orada eyvah dedik. Yani ağır çekimde gördük. Dizi eyvah çok dedik kötü yani. Ters bir pozisyonda kaldı, esnedi. İsmail'in burada mukavelesi devam ediyor. Ben İsmail'in yani şu an hala hazırda bir transfer olur mu? Bence olacağını ben düşünmüyorum. İsmail'in de ben açıkçası yani mukavelesini uzatacağını düşünüyorum ben. Burada da çünkü ilk yarının ortalarına doğru geri dönecektir İsmail. Belki 9. 10. haftalarda geri döner gibi duruyor 11. aya girilirken. Ama orada olmaya karar verdi. Bu kulübün tasarrufu, kulübün kararı İsmail'le beraber. Ve orada ameliyat oldu. Şu anda tedavisi orada devam ediyor. İlerleyen günlerde Bursa'ya gidip burada devam edecektir tedavisini. Ama ben onun burada devam edeceğini düşünüyorum. Peki Ataberk? Ataberk son 3 maçta Özer'le beraber kadroda yok. Ataberk'te de alakalı imza olayıyla alakalı yönetim görüştü. O olayda da maalesef bir sonuçlanma olmadı Ataberk'in imza olayında. Ataberk'le alakalı Samsun maçından sonra biz böyle bir şeye karar verdik. Otelde karar verdik. Özer'e de aynı şekilde. Zaten iddiamız tamamen bitmişti. 3 haftalık onlara izin verme durumuna geçtik. Onlar da en azından Ataberk de durumunu iyice analiz etsin. Kendiyle alakalı durumunu. Ne yapacağına ciddi bir şekilde karar versin diye. Özer'den de iddiamız kaybolduğu için artık faydalanmayacağımız için ona da izin verdik. İkisine bu şekilde 3 haftalık bir izin kağıdı verdik. Özer kongre üyesi oldu. Önümüzdeki yılda kadroda olur mu? Kongre üyesiyle alakalı bir durum değil mi? Yani Bursaspor'u sevmiş. Ya o Bursaspor herkes seviyor. Yani Bursaspor'u gelip sevmeyen zaten ben hiç görmedim. Ya bu konu gidecek kalacaklarla alakalı şu an için yorum yapmak çok mantıklı ve sağlıklı. Bu konuda size soru yöneltmeyeceğim. Peki sizin durumunuz ne olacak? Sezon devre arasında Ben notlarıma bakıyorum. Kayseri, Malatya, Gençler Birliği. Bu ligden de mutlaka vardır diye düşünüyorum. En azından benim kulağıma bu gelmedi ama vardır diye düşünüyorum. Süper Lig ekiplerinden. Sizin geleceğiniz nedir? Bir kongre süreci var. Mustafa önümüzdeki yıl takımın başında olur mu? Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Evet, teklifler geldi. Hala hazırda hala devam ediyor. Ancak buradaki kongre süreci belli olmadan, başkan adayı belli olmadan, yani ben burayla görüşmeden hiçbir yerle anlaşmayacağımın garantisini zaten verdim ben. Söyledim de zaten. Ya burada ayın 15'ine kadar biliyorsunuz cumartesi gününe kadar listeler verilmek zorunda. Hı hı. Cumartesi günü netleşirse zaten bilmiyorum kaç liste olacak, kaç aday olacak. Daha 5 gün var. 5 günde çok su akabilir bunun altından. Netleşirse zaten bizimle de çalışmak istiyorlarsa bu, çünkü ben lig devam ederken görüşmenin çok sağlıklı olmayacağını düşündüğüm için kabul etmedim. Doğru etik değildi çünkü. Çünkü biz hala hizmet ediyoruz. Bir başkanımız, yönetim doğru. kurulumuz da var. Çok doğru değildi ama lig bittikten sonra herkese görüşebileceğimi ben zaten ifade ettim. Ancak yani başkan kim olursa olsun yani oturup ciddi anlamda konuşmamız lazım bazı şeylere. Yani kulübün geleceğiyle alakalı, yapılması gerekenlerle alakalı. Neler yapılması lazım? Ya neler yapılması lazım? Bu bir defa ya önümüzdeki yıl Mustafa Er takımın başında olursa neleri yeni gelecek yönetimin önüne koyacak? Ya şu bir defa çok net. Kurtuluş için. Şimdi bir defa bu geçtiğimiz sezonla alakalı 2020-2021 sezonuyla alakalı hem mevcut personelimizin hem mevcut oyuncu grubumuzun ve teknik eğitim tüm alacakların bir defa ödenmesi lazım. Ne kadar bunun tutarı? Ben onları ben net bilmiyorum. Peki. Yani o yönetimde tamam. Onlarla alakalı ben bir şey söyleyemem. Çünkü rakam konusunda ben hiç girmediğim için. Çünkü mevcut oyuncu grubumuzu da burada kalmayı ikna etmemiz için. Çünkü şimdi hepsine ciddi teklifler var.
Süper Lig takımlarından var, Avrupa kulüplerinden var. Şimdi o çocuklara çok ciddi bir defa ücretler teklif ediliyor. Şimdi mesela Emirhan Trabzonspor deniliyor. Ya istiyor. Ya Trabzonspor, yani isim vermeyeceğim, oyuncularımızı Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Alanyaspor, yani birçok takım istiyor. Trabzonspor, hepsini istiyorlar. Avrupa kulüplerinden var teklifler, Avrupa kulüplerinden teklifler var şu anda. Şimdi bunlara çok ciddi rakamlar teklif edilecek. Süper Lig'de bir oyuncu biliyorsunuz yani 500 bin euro alsa 5 milyon yapar. Evet. Şimdi biz bir alt ligdeyiz ve kulübümüzün durumu da belli. Tabii ki biz o paraları zaten veremeyiz ama bizim oyuncuların önüne bir hedef, bir vizyon koymamız gerekiyor. Bir şey koymamız gerekiyor. Yani kal diyeceğiz bu oyunculara. Evet kalacaklar. Yani neye göre kalacaklar? Yani bir herkes takılmış tahta. Tahta açılsın. Sonra tahtayı açmak yetmiyor ki. Tahtayı açmak için ne kadar paraya ihtiyaç var? Ciddi bir para olduğunu biliyorum. Net söyleyeyim mi? Ben net rakam bilmiyorum ama 78. Ciddi. 78 milyon geçen Türk lirası. Geçen sene 50 civarındaydı. 78 milyon Türk lirası. Ben size söyleyeyim. Bu katlayarak devam ediyor. Şimdi tahtayı açmak için zaten belirli bir külfet lazım. Bu seneyi geçireceksiniz. Tahtayı açarsanız minimum 7-8. Belki giden olursa onlara göre bu 10-12'lere çıkabilir bu rakam. Transfer yapacaksınız. Önümüzdeki senenin bütçesi. Senin hali hazırda mesela ben borcun derinliğini ben bir kulüpte çalıştım. Bilmiyorum net borç. Bence kimse bilmiyor. Yani şimdi net borç ne kadar? Alacaklar ne kadar? Bu sene bizim kulübümüze federasyondan 16-17 milyon TL para geldi. Alacaklıyız. Hani sezon tamamında 16-17 milyon para kasaya geldi. Kasaya giren oldu mu girmedi. 1 lirası girmedi. Tamamen bu banka alacaklarına girdi. Zaten bu para girseydi biz buraya güllük gülistanlık yapardık. İnanın bana. Çok daha farklı bir şey ortaya çıkabilirdi. Bu paralar önümüzdeki sene de girmeyecek. Gelir yok. Gider çok. Şehirden işte söylüyoruz Covid'den dolayı ciddi bir ekonomide dalgalanma var, düşüş var. Şehir ne kadar size destek verebilecek onu bilmiyorsunuz. Yani bunların hepsini oturmak, konuşmak lazım. Organizasyon ne? Yani biz Bursaspor'luyuz, biz her türlü fedakarlığı yine yaparız. Ben hep yaptım zaten. Ben buraya gelirken zaten para konuşmadım. Ben bugüne kadar başkandan gidip bir gün gidip kendim için para da istemem. Sizin alacağınız var mı? Ya benim alacağım var. Ama ben o konuyla alakalı hiçbir şey söylemem. Hayır söyleyin demiyorum. Yani sizin de alacağınız var. Oyuncu var. Grubunda alacağı var. 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 Yani oyuncu benim alacağım var. Ben o konuyla alakalı hiçbir şey söylemem. Söylersem ben yanlış yaparım. Hı hı. Çünkü ben başkana konuştuğumuz gün dedim. Benim Bursaspor'un bulunduğu konum evet kötü bir durumda. Maddi anlamda bir beklentim yok. Siz ne isterseniz dedim. Ya veya yazacaksanız o yine de olmaz dedi. Gerçekten olmaz dedi. Sen de alacaksın dedi. Senin de hakkın dedi. Benim alacaklarım önemli değil. Onlar halledilir. Halledilir konular. Onlar bizim için hiçbir zaman öncelik değil. Hiçbir zaman öncelik de olmadı zaten. Ben sürekli benim süreç içerisindeki sezon başından bugüne kadar ki devam eden süreçte tek derdim personel. Bir personeldi. Ben bunu oyuncu grubuna da söyledim. Oyuncu grubu bir şekilde primler vesaire ama personel çok çok elzem burada. Çünkü onların alacakları çok çok önemli. Mevcut yönetimde bu konuyla alakalı ciddi ödemeler yaptı. Onu da söylemek lazım. En son geçen hafta 3 tane ödeme yaptı. Yani 9 aylık süreçte benim bildiğim minimum 14-15 tane maaş ödemesi oldu personele ki şu an personelin sadece bir maaş alacağı var içinde. Bir önceki ay yani. Nisan ayı var. Nisan ayı evet. Bu konuda evet yani en azından futbolcularla güzel. Alakalı bu güzel bu çok gelişme. Güzel. Futbolcularla da alakalı bir seviyeye maalesef gelemedik işte. Buraya da gelebilseydik ama benim birinci derecede önceliğim ben hep söyledim bunu. Ben bunu başkana da yönetim kuruluna da futbolculara da söyledim. Sizden önce personel alacak dedim burada. Oyuncular da bunu zaten çok doğal ve makul karşıladılar ki onların da isteği bu. Çünkü orada da onlar personeli mutlu ve güler yüzü görmek istiyorlar. Hı hı. Çünkü gerçekten bu çok önemli. Ben hep bunu yaşadım. Bu sinerji çok farklı bir sinerji. Orada personelin mutsuz olması, orada personelin boynu bükük olması hepimizi etkiliyor. Oyuncu grubunu da etkiliyor, beni de etkiliyor. Benim gardım düşüyordu mesela. Benim de düşüyor hocam. Benim ciddi anlamda gardım düşüyordu. Yani oradaki insanları... Ya çünkü mutsuz bir personelde çalışmayı kimse istemez. Yani işlerini aksatmıyorlar yanlış evet. Anlaşılmasın. Yani oyuncu grubuna bizim için el pençeler yani. Bir isteğimizi iki etmiyorlar ama biz istemeye çekiniyoruz. Yani bizim yüzümüz yok. Gayet normal. Öyle söyleyeyim yani. Onları mutlu görmek. Çünkü onların alacakları ne? Zaten aldıkları paralar belli. Yani ev geçindiriyorlar. Birçoğu kirada oturuyor. Çoluk çocukları var. Yani personel... Bence zaten Bursaspor Kulübü'nün bana göre birinci derecede dikkat etmesi gereken birinci konu. Mesela yeni yönetim geliyor. Gelirken diyecek ki 12 ay personel maaşı şu kadar, onu ayıracak kenara. Benim birinci istediğim, birinci
sunacağım şey mesela. Onu ayıracak kenara. Personel maaşı sekmeyecek. Bir ay bile içeride olmayacak. İki, oyuncularla alakalı. Evet, tüm kulüplerde geriden geliyor. Onu da hak veriyorum. Ama en azından iki ayda bir, mesela iki ayda bir şeyler ödemek oyuncu grubuna. Bir maaştır, maç başıdır dört tane. Ne bileyim, peşinatından bir kısımdır. Yani iki ayda bir onların eline zaten primleri düzenli öderse, tabii primlerin düzenli ödenmesi, zaten primler ödenirse iki üç ayda bir oyuncuların eline sıcak bir para. Bu zaten orayı sıcak tutar. Yani devam ettirir sağlıklı bir şekilde. Ama tabii ki transfer tahtası, süreç, işte bunların hepsi oturulacak, konuşulacak konular. Yani bunları oturup konuşmak gerekiyor. Çünkü bu oyuncu grubunu ikna etmek gerekiyor. Burada kalmayı ikna etmek gerekiyor. Onlar da çok yıprandılar, onlar da çok yoruldular. Ve teklifler, çocuklar genç. Başlarını döndürüyor. Genç mi çocuklar? Sizin söylemlerinizden sizin de ikna olmanız gerekiyor. Benim ikna olmam gerekiyor. Yani ben sağlıklı, bunu çıkartıyorum. Ya, kalmam için benim şartlarım bu diyorsunuz. Ama personel maaşı diyorsunuz. Transfer tahtası diyorsunuz. Oyuncuların belirli periyotlarda para alması. Evet, primlerin zamanında ödenmesi. Benim şartlarım bu. Bu şartlar ödenmesi. Yani bunların öden ama bunlar yapılması gerekiyor. Sağlıklı zaten bu. Doğalı bu. Sağlıklı doğal olması gerekeni bu. İstiyorsanız, sağlıklı bir yapı kurmak istiyorsanız bunları oturtmanız gerekiyor. Bunları oturtmak gerekiyor. Bunları oturtamadığınız sürece sürekli zaten bir ileri bir geri, bir ileri bir geri gidiyorsunuz zaten. Ligin ilk yarıları bir yere getiriyorsunuz, ikinci yarıları bunlar tamamen artık ayyuka çıkıyor ve artık iyice düşüşe geçiyorsunuz ki biz de bir sene bunu yaşadık zaten. Bir de artı sakatlıklar oldu. İşte İsmail'i kaybettik, Cüneyt'i kaybettik, son 6-7 maç onlardan faydalanamadık. Ali'yi zaten ikinci haftada kaybetmiştik. Bir de bunlar üstüne eklenince otomatikman mental anlamda da düşüş yaşandığınız noktada mental düşüşü geri getiremiyorsunuz. Onu geri getiremiyorsunuz. İstediğiniz kadar çalışın. Sağ içi ama sağ dışındaki o mental anlamda duygu, o duygu, o insanların iş yerine koşarak ve mutlu bir şekilde gelmesini sağlayamıyorsanız zaten eksik kalıyorsunuz. Bunları sağlamak gerekiyor. Evet. Peki devam ederseniz aynı ekiple mi devam edeceksiniz? Yani teknik kadro. Ekibimizde Fazlı Hoca ayrıldı ekibimizden. Fazlı Hoca ile bunu ortak bir karar verdik kendi aramızda. O da biz de ekip olarak öyle bir karar aldık. O da bundan sonraki süreçler hala kendi devam edecekmiş. Kendi yapacakmış. Ekip içerisinde bunlar sürekli, sirkülasyonlar sürekli oluyor biliyorsunuz. Biz de aramıza bir veya iki tane hoca ekleyeceğiz. Bir, iki tane olabilir bu. Sayıyı belki çoğaltabiliriz. Çünkü ben ekip içinde donanımlı ve vizyonu açık insanların olmasını çok önemsiyorum ben. Vizyonu açık, hedefi olan, özellikle hedefi olan. İki tane hocamız herhalde yeni hocamız aramıza katılacak ama onların ismi bende kalsın. Peki Pablo olacak mı? Olabilir. Yani olabilir, olabilir, olmayabilir. Onların ismi bende kalsın. Yani bir veya iki arkadaşımız aramıza katılacak. Değerli ikisi de çok değerli arkadaşlar. Ekibimize ciddi anlamda güç katacaklardır. Bir kişi ayrılıp iki kişi gelecek ekibimize, öyle söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Pablo demiyorsunuz ama. Ya şöyle söyleyeyim, net bir şey söyleyemem. Çünkü söylersem olmaz, ne evet diyebilirim ne hayır diyebilirim. Bunu anlaştığım zaman herkes zaten öğrenecek o iki ismi. Peki. Hocam, benim açımdan çok keyifli bir program oldu. Peki siz camiaya nasıl bir mesaj vermek istersiniz? En önemli unsurunuz tribünde yok, taraftar. Evet. Ciddi bir Covid dönemi atlatıldı. Camia size teşekkür ediyor ama camia bir taraftan diyor ki bu takımın yeri burası değil. Evet. Bunu ben de söylüyorum, siz de söylüyorsunuz. Evet. Türk futbolu söylüyor aslında. Değil yani mi? Ne güzel söylediniz aslında. Camia da değil, Türk futbolu diyor bunu. Türk futbolundaki bütün paydaşlar Bursa Spor'un yeri orası değil diyor. Ama o zaman işte bizim hepimizin, benim, sizin, herkesin, buradaki arkadaşların, şehirdeki herkesin dönüp aynaya bakması lazım. Hepimizin suçu var. Benim de suçum var, sizin de var, herkesin var. Ama maalesef bizde ama bazı suçu olanlar da göbeğini kaşıya kaşıya oturuyor sıkıntı kenarda. Sıkıntı o zaten. Ana sıkıntı bu zaten. Bakın benim suçum var, ben kabul ediyorum bunu. Bursa Spor buradaysa benim suçum var. Hani suçum var derken sorumluluğum var. Sorumluluk var, evet. Yani sorumluluk. Yanlış anlaşılmasın. Evet, tabii sorumluluk var. Sorumluluğum var yani. Hani sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız hepimiz. Ya paylaşamayacağımız bir şey yok. Maalesef çok aşağıya çekmede, yani programın başında ben söyledim. Aşağı çekme konusunda, eleştirme konusunda ve dozacı yukarı çekme konusunda maalesef meziyetliyiz yani. Ya bunu biraz aşağıya çekelim. Ben de diyorum o zaman bu işi bu kadar biliyorsanız buyurun gelin yapın. Başkan da olun, yönetici de olun.
İnandığınız hocayı da getirin, o çıkarsın, biz de alkışlayalım, tebrik edelim. Samimi söylerim yani. Ben Mustafa Er olarak evet buraya başka bir antrenörle gelip bu takımı çıkaracaksa ben bırakmaya hazırım. Gelsin buyursun o çıkarsın. Sıkıntı yok. Ya ben Bursaspor'da bundan önce 2 yıl önce de çalıştım. Çok şükür işlerimizi o dönemde de iyi götürdük. Görevimizi yaptık. Ben sonra kendim bıraktım. Görevi kendim bıraktım. Dışarıda durdum. Yani ben ömür boyu burada çalışmayacağım. Belki bu sene, belki seneye, belki 3 yıl çalışacağım. Belki Süper Lig'de başarılar elde edeceğiz. 5 yıl çalışacağım. Ama benim görev tanımım bir gün bitecek burada. Ben ömür boyu Bursaspor'da çalışmayacağım. Çalışamayacağım yani. Ben istiyorum ki benden sonra da Bursa'da antrenörler de gelsin. Şimdi bakın Tahsin hocamız Bodrum'da müthiş işler yapıyor. Müthiş. Mesela çok da severim kendisini. Ben de çok severim. İsmail Ertekin var. Evet. Yani var. Onlar da gelsin çalışsın. Başkaları da gelsin. Alttan hocalar gelsin. Ama bizde ne var? Hep aşağıya çekme var. Mustafa niye geldi? Ya Mustafa ne kadar kalacak bana? Ben ne kadar kalacağım? Zaten şunu da söyleyeyim. Şimdi Ertuğrul Hoca Bursaspor'u şampiyon yaptıktan sonra da 2 yıl herhalde burada kaldı değil mi? 3,5 yıldı görev tanımı. Bakın evet. Ertuğrul Hoca'nın o şampiyon yaptığı dönemden sonra ayrıldığı seneden sonra 9 ya da 10 yıl yalan olmasın siz daha iyisiniz bu konuda. Yok. Son 10 yılda Bursaspor'da Şenol Güneş hariç sezonu tamamen yok. İkinci teknik adamı. Evet sizsiniz. Bakın kulübün geldiği noktaya bakın. Evet. Bu çok sağlıklı değil ama. Her sene 3 hoca 2 bile değil. 3-4. Bu hiç sağlıklı bir yapı değil. Çünkü biraz önce dedim. 2 mağlubiyet alıyoruz defolsun gitsin. Hakaretlerin bini bin para. Ben mesela Akhisar dönüşündeki hikayeyi ömrüm boyunca unutmayacağım yani. Biliyorsunuz yani. O gece hepimiz yaşadık o olayda. Yani inanılır gibi değil. Yani bu olmaz ama olmamalı mı? Evet. İnandığınız bir yapı varsa, bir projeniz varsa bazen mağlubiyetleri de göğüslemeniz gerekiyor. Siz, ben hep diyorum skor evet skor önemli. Skor önemsiz değil. Ama yaptığınız işe bakın siz. Oynattığınız oyun nedir? Ben hep diyorum hocalık, insanlar hep buzdağının görünen kısmına bakıyor. Buzdağının görünen kısmı sahadaki 90 dakika. Ama oraya gelene kadar birçok etkenin beraber hareket etmesi gerekiyor. Onu da diyorum. Oynattığınız oyun ne 90 dakikada? Oyun kötü giderken yaptığınız hamleler ne? Değişiklikler ne? Kötü giderken ne yapıyorsunuz? İyi giderken ne yapıyorsunuz? Bana göre hocalık zaten bu. Sevk, idare ve 90 dakikalık dilim. 90 dakikalık dilimle ne yapıyorsunuz siz? Ben erken hamle yap. Ben böyleyim. Benim karakterim bu. Bakın seven olur, seven olur, sevmeyen olur. Eleştiren onları da ben doğal. O da olabilir. Ama dozajı var bunun. Ben 60 dakika, 70 dakika tiyatro seyreder gibi oyun seyredemem ben. Takımın 1-0, 2-0 mağlup 80. dakika Adana'da bir maçındaki gibi 2-0'da oyuncu değiştiremem ben. Ben bekleyemem. Benim bir şey yapmam lazım. Çünkü işler kötü gidiyor. Benim tarzım mı? Hem saygı duymayan olabilir. Bakın bunlar çok normal. Ama bunu yaparken de bizi toprağın altına gömmeyin yani. Ben onu diyorum. Beni veya başkasını hiç önemli değil yani. Ama Bursaspor'un ana problemi istikrarsızlık zaten. Bu yönetimsel bazda da var. Antrenör anlamında da var. Böyle olunca ne oluyor? Kadrodaki istikrarı da yakalayamıyorsunuz. Antrenör anlamında dediğiniz çok gençsiniz. 41 yaşınızdasınız. 53 ya da 54. maçınıza çıktınız değil mi? Tabii. O kadar. Kesinlikle. Şu anda. Mesela Türkiye'nin böyle kalbur üstü teknik adamlarıyla bir hiç konuşmanız oldu mu? Ya Mustafa iyi iş yapıyorsun evladım. Ne bileyim Şenol Hoca, Fatih Hoca atıyorum. Polilogyan aradı mı bir başkası? Medya'yla görüştük. Şenol Hoca buradaki kupa maçımıza geldi Antalya biliyorsunuz. O da orada çok iyi şeyler söyledi. Diğer hocalarla da çalıştığım hocalarla Aykut Hoca ile görüşüyorum. Yani kendi bildiğim tanım hepsi muazzam iş yaptığımızı. Mesela hepsi bizim maçı seyrettiklerini söylüyorlar. Bu çok güzel. İşte diyorum ya reytinglerde 5. Neden? İnsanlar bizim oynattığımız oyundan keyif aldı bu sene. Çocukların oynadığı oyundan. Bursaspor oynadığı futbol insanlara keyif verdi. Hepsi gerçekten yani X bir takımın Süper Lig maçı varken biz Bursaspor maçını seyrediyoruz diyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çok çok önemli bir şey. Ben buna çok önem veriyorum mesela. Geldiğimiz nokta o yüzden hep dedim ben. Geldiğimiz nokta çok değerli. Bursaspor kulübünün geldiği nokta, oynadığı oyun, oyuncuların geldiği seviye çok ama çok değerli. Beni de şimdi Süper Lig takımları istiyorsa niye istiyor? Bundan dolayı. Bursaspor kulübünden sayesinde istiyor. Tabii. O şansı bana kulüp verdi. Biz de oyuncularla beraber bu şansı iyi değerlendirdik. Bizim her zaman önceliğimiz, birinci önceliğimiz zaten Bursaspor. Ben hep söylüyorum bunu. Ama yine aynı noktaya geleceğim. Ben burada ömür boyu çalışmayacağım ki yani bana belden aşağı vurmak dışarıdaki insanlar ne kazandırır? Ben size soruyorum. Kimseye bir şey kazandırmaz. Ne kazandırır yani? Ya bir maç
mağlup olunca yani tabii ki eleştiri olacak. Siz de benim belki başladığım oyuncu tercihini beğenmeyeceksiniz, sistemi beğenmeyeceksiniz, oyun anlayışını beğenmeyebilirsiniz, yaptığımız değişiklikleri beğenmeyebilirsiniz. Bunlar çok normal. Ama belden aşağı vurmak, biz her maçı kazanmak için, ben oyuncularıma hep onu söylüyorum. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz ama kazanmak için her şeyi yapmak lazım. Keşke dememek lazım. Hep bu formatta hazırlamaya çalıştık onları. Çok çok iyi oyunlar oynadık. Çok daha fazlası olabilir miydi? Bana göre net olabilirdi. Ama belirli nedenlerden dolayı olmadı. Ama ona rağmen yani ligin geneline baktığımız zaman 2020-2021 sezonu bana göre Bursa Spor açısından başarılı ve sağlıklı geçmiştir diyebilirim ben. Evet, kulüp hocam. Benim sorularım bunlar. Sizin eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ya mesaj hep aynı. Yani camianın bir arada olabilmesi, camianın tek vücut olabilmesi. Tabii ki kongre süreci var. Gönül ister ki camia tek bir isim çıkarsın. Hani gönül onu ister ama sonuçta bir kongre, bir demokrasi var. Tabii. Çoklu kongre de olabilir. Bu da çok normal. Bir yarış olur. Yarışı kim kazanırsa diğer adaylar onu tebrik eder. Ona destek verirler. Olması gereken zaten budur. Kulübüm için en hayırlısı neyse bir defa olsun kongrede. Kim başkan seçilirse seçilsin. Ona destek vermek lazım bana göre. Kim seçilirse seçilsin. Kim seçilirse seçilsin, siz de onunla görüşeceksiniz değil mi? Ben onun sözünü veriyorum zaten. Ben söyleyeyim. Ben burayla görüşmeden önce hiçbir kulüple bir görüşme yapmayacağımı ben zaten deklare ettim. Hı hı. O görüşmeyi ben zaten yapacağım. Anladım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizlere bu sezon genç delikanlılarla beraber yaşattığınız o heyecanlı maç ortamı için teşekkür ediyoruz. Sonuç, futbolda küme düşme de var, şampiyonluk da var. Her sonuç normal ama heyecanı, o sporun getirdiği o adrenalini bizlere yaşattınız. Maçlara geldik, bazılarında gelemedik. Mesela ben de dün de yayında söyledim. Göztepe Kupa maçında ben niye İzmir'e gitmedim? Ya dünyanın öbür ucuna gittim bu takımla. O gün niye gitmedim? O evet. Keyifli maçta niye tribünde yoktum? Ben de bu sezon ona hayıflanıyorum. Yani kendimi affetmiyorum o noktada. Bütün maçlara ben giderim. O gün ya dedik hadi gitmeyelim. Niye gitmiyorsun Süha yani? Gitsene. O keyifli maçı kaçırdım. Yanınızda olamadık o gün. Kusura bakmayın diyelim. Bizi kırmadınız. Sezonun değerlendirmesini yaptınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İnşallah size ve genç arkadaşlara, takımınıza ileride de mutlu günler diliyorum. Başarılar i̇nşallah. Sizlerle olsun diyorum. İnşallah. Tabii bunu ağırlıklı olarak Bursa Spor forması, Bursa Spor arması altında yaparsanız daha bir evet. Mutluluk duyacağımı da belirtmek istiyorum. En çok bizi de o mutlu eder. Açık söyleyeyim. Yani ben, oyuncular da Bursa Sporlu, biz de Bursa Sporluyuz. Yani önemli olan şu şahıslardan ziyade hani gerçekten Bursa Spor Kulübü çok değerli. Çok değerli bir yerde. Çok önemli bir kulüp. Şahıslardan ziyade Arma'nın etrafında toplanmak evet. lazım. Onun etrafında toplanıp birlik beraberlik olmak lazım. Çünkü ben hep diyorum paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Yanlış yapmadığımız sürece hatalar başımızın üstünde. Ben hep onu oyuncularımıza da onu söylüyorum. Hata hepimiz yapacağız. Bugün de yapıyoruz, yarın da yapacağız. Çünkü insanız. Hata yapmadan mümkün değil. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Ama paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Benim mesela süreç içerisinde sosyal medya üzerinden davalık olduğum bazı şahıslar da oldu. Geri de çektiklerim oldu. Yani kırgınlığım kimseye yok, onu söyleyeyim. Çünkü büyük bir camiayız ve herkesin bir beklentisi var. Kırgınlığım kimseye yok. Ama üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Bazı konulara gerçekten üzüldüm. Ama kırgınlığım yine de kimseye yok. Herkesin biraz daha, herkesin sadece aynaya bakıp kendiyle yüzleşmesi gerekiyor. Evet. Sadece herkes aynaya bakıp kendiyle yüzleşirse, ben Bursa Spor için ne yaptım derse ve yaptıklarını objektif olarak önüne koyup bundan sonraki süreçte ona göre davranırsa zaten hiçbir problem yok. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Önünüze bir tatil süreci var. Onu değerlendireceksiniz. Bol bol dinlenin diyorum. Yoruldunuz. Biz de yorulduk, siz de yoruldunuz. Bu arada bayramınızda şimdiden tebrik ediyorum. Ben de aslında iyi hatırlattınız. Hem hayırlı Ramazanlar, Ramazan'ın aynen. sonu geldi. Hı hı. Önümüzde de bir bayram arifesi, Perşembe günü bayram. Bu vesileyle tüm Bursa şehrinin, Bursa camiasının, tüm futbolun ve ülkemizdeki ve tüm İslam aleminin de
Ramazan bayramı mübarek olsun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Bursa Spor Teknik Direktörü Sayın Mustafa Er markajda konuğumuz oldu. Süreye bakıyorum. Yaklaşık 66-67 dakika boyunca sorularımızı yanıtladı. İyi bir değerlendirmeydi. En azından ben bir moderatör olarak istediğim verimi aldım bu programdan. Umarım siz de almışsınızdır. Önümüz bayram. Bayramlar küslüklerin unutulduğu günlerdir. Hepimizin bu pandemi sürecinde herkes kendi evinde oturacak ama önümüzdeki bayramları bayram tadında yaşamak umuduyla şimdiden bayramınızı kutluyorum efendim. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın.